Yabancı bir gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuş. Diyor ki Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki valla diyor benim bu soruyu cevaplamam şimdiden zor. Benim Millet İttifakı'nın ortaklarıyla oturup görüşmem gerekiyor. Ya iktidara talip olan bir siyasetçi böyle bir cevap verir mi Allah aşkına? Sen sabahtan akşama kadar bağırıyorsun. CHP geliyor, CHP iktidar olacak. CHP gelip ülkeyi yönetecek diyorsun. Ama gazeteci sana soru soruyor. Diyor ki siz Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Ben Millet İttifakı'na sormam lazım. Millet İttifakı kim kardeşim? İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oyları seni Cumhurbaşkanı yapmaya yetiyor mu? Ha bir de HDP var tabii. O da yetmedi. Muharrem İnce aday oldu, seçilemedi. Bir iddialı konuştu, evet çok güzel oylar da aldı. Ama seçilemedi. Bak bir siyasetçi eğer iddialıysa, geçmişte ben tecrübelerimi söylüyorum, yani siyasetçi değilim ama yıllarca Demirel'i, Tansu Çiller'i, Turgut Özal'ı, Allah rahmet eylesin hepsine, Erdal İnönü, böyle bir soru karşısında iki cevapları vardı bu siyasetçilerin. Ya tabii ki biz aday olacağız, Cumhurbaşkanı olacağız, çok iddialı bir şekilde bu sefer ben aday olacağım ve kazanacağım dersin. Ya da dersin ki Demirel gibi soruyu cevaplamak istemiyorsan valla doğmamış çocuğa don biçilmez bir ifade kullanırsın. Ya da dereyi görmeden paçayı sıvamak istemiyorum. Ama Kemal Bey diyor ki ben ortaklara soracağım. Şimdi bakın Recep Tayyip Erdoğan niye kazanıyor? İlhan Kesici'nin dediği gibi. Niye başarılı oluyor? Çünkü iddialı bir siyasetçi. Meydanlarda sesleniyor. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, yüreğin yetiyorsa karşıma çık. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Sayıyor. Seçim zamanı geldiğinde karşısına ya Muharrem İnce'yi çıkarıyor ya da Ekmelettin'i çıkarıyor. Neydi Ekmelettin? Vallahi hatırlamıyorum ya. Ya da onu çıkarıyor. Şimdi konuşulan isimler arasında Mansur Yavaş konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu konuşuluyor. Muharrem İnce ben tabii ki tekrar adayım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun esamesi okunmuyor. Bakın %10 oy oranı olmasına rağmen gerçek manada siyaset yapan Meral Akşener ne dedi? Bir dakika, öyle durun orada. Öyle çatı aday, mata aday, ben dedi öyle bir destek meslek vermem kardeşim. Ben Cumhurbaşkanı olacağım dedi. %10'la, %10 oy oranıyla ben Cumhurbaşkanı olacağım dedi. E şimdi de aynı şeyi söylüyor. Gelecekte aday olacağım ve kazanacağım diyor. E siyasetçi şunu mu yapmalı ya, sürekli kendi etrafına bakan, kendine güvenmeyen, aciz. Ya ben olmayayım da işte o olsun. Niye o olsun kardeşim? Sen olsana. Sen siyaset yapmıyor musun? Partinin başında kim var senin? Sen değil misin? Sen kimseye koltuğunu vermiyorsun. Kongrelerini sessiz sedasız yapıyorsun. Kurşun askerleri getiriyorsun. Kendine oy verdiriyorsun. Ya CHP'nin bir tüzüğü vardı, tüzüğü. O tüzükte ön seçim vardı. E onu kaldırdın. Başkan vekillerini sen seçiyorsun. Vallahi ne güzel. Sonra kendini seçtir babam seçtir. Ama ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Olmazsan her zaman kaybetmeye mahkumsun. Siyasette iddialı olmak önemlidir. İddiası olmayan kişinin siyaset yapmasına da gerek yok. Bakın Ekrem İmamoğlu çok iddialı bir şekilde geldi. 10 puan Binali Yıldırım'ın gerisindeydi. 10 puan. Ama iddialı girdi bu işe. Söke söke İstanbul'u kazandı. Mansur Yavaş da öyleydi. İddialı olmak. Siyasette iddia. Ben olmayayım. Hadi olsun. Baki olsun. Vallahi Ekmelettin olsun. Ya artık. O zaman siyaset yapma Kemal Bey. Ha senin siyasetinde şu varsa ben yan gelip yatacağım. İşte iktidar 60 sene iktidar olmadan
keyfime bakacağım, korumalarla işte geleceğim genel merkeze, işte harvur parvur savuracağım, ekmek elden su gölden, hakaret edeceğim sağa sola, tazminatımı da parti ödeyecek. Vallahi iyi bir şey. O zaman Allah yolunu açık etsin.